Kadıköy'e. Her şeyi sorarsanız cevabını veririm. Afiyet olsun. Uzmanlar merdiven altı gıda ürünlerine karşı uyarıyor. Sevgililer günü yaklaşırken sevdiklerinizi mutlu etmek için sipariş edeceğiniz çikolata, kek ve çikolata kaplı kurabiyeler gibi ürünleri güvenilir üreticilerden satın almaya dikkat edin. Şimdi bu gibi biz 210 yıllık bir firmayız. Merdiven altındaki kişilerden ya da ürünlerden almasınlar. Tercih edilen yerlerden alsınlar, daha iyi. Kendileri için daha iyi. Merdiven altında yapılanların hiçbirisi güvenilir değil. Neden yapıldığını da bilmiyoruz. Karışım yapıldıktan sonra da tekrar satılıyor. Bu bir gerçek. Bizimkiler iyidir ve güzel. 210 yıllık bir firma olduğumuzdan adımızdan belli zaten. İnternetten satış, bizim de internetten satışımız var. Günlük ama. Bugün istiyor, ertesi gün kendisine teslim ediliyor. Mecburuz bunu. Bizim internet satışımız var. Evet. Ama görmediği, bilmediği yerlerden tercih ederlerse ummadıkları şeyle karşılaşabilirler. Tabii bu tür özel günlerde tüketim çılgınlığı malum ülkemizde ve dünyada tüketicilere üzerinde müthiş bir alım gösteriyor. Dolayısıyla özellikle gıda ürünleri internetten sipariş verdiğinizde son tüketim tarihinden tutun içerisindeki özelliklerine varana kadar bir inceleme ve görme imkanı yok. Ya da doğru olup olmadığını araştırma imkanınız yok. Gıda ürünleri bildiğiniz gibi bir taşıma zinciri ya da onun özelliğini koruyacak özelliklere, vasıflara haiz taşıma araçlarıyla ya da soğuk hava zincirleri olan araçlarla taşınması lazım ve muhafaza edilmesi lazım. Dolayısıyla gerek kurye ile gerekse kargo aracıyla teslim edilebilecek gıda ürünleri içeren ürünler çok sağlıklı olmuyor. Ya da raf ömrünü uzatabilmek için bir takım daha fazla uzatabilmek için bir takım kimyasal katkılar katılıyor. Dolayısıyla raf ömrünü uzatan bu tür kimyasal katkılar aslında insan ömrünü azaltıyor. Bu nedenle tüketiciler mümkün olduğu kadar internet üzerinden gıda ürünleri, siparişleri vermemeleri gerekiyor. Şayet vermek zorunda kalırlar ise de aldıklarında son tüketim tarihi, üzerindeki içinde bulunan katkı malzemelerini iyice okumaları, şayet tüketim tarihi geçmiş ya da bayat bir ürünle karşılaşmış iseler ya da katkı malzemeleri insan sağlığına zarar veren maddeleri içeriyor ise bu ürünü ayıplı ürün olarak geri iade edebilirler. Parasını iade talep edebilirler. 14 gün süreleri var çünkü kullanmamak kaydıyla. Gıda ürünlerinde gerekse diğer ürünlerde firmaların kendi web sayfalarından bu tür ürünleri sipariş vermeleri. Kesinlikle hem merdiven altı hem sosyal medya üzerindeki açılan sahte siteler ki bir tıklamayla sizi başka bir yöne yönlendiriyor. Buralarda çok ciddi bir şikayet yoğunluğu var ve marka taklitleri var. Onun dışındaki merdiven altı siteler ya da satış merkezleri ya da sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde karşınızda muhatap bulamadığınız için geri iade etseniz dahi paranızı alamıyorsunuz. İnsanlar sevgililer gününde sevgililerine bir jest yaparken karşı hem kendileri zarar görecek hem de bu jesti olmamış olacak. Belki de sağlığa zararlı bir ürün vererek tüketicilerimiz sevgililerine zarar vermiş olacaklar. Tüm gıda maddelerinde olduğu gibi internet üzerinden satışlar son dönemde yaygınlaştı. İnternet üzerinden alınan gıdalarda da aynı şekilde marketten alınan ya da satış noktasından alınan ürünlerde nelere dikkat ediyorsak aynı şeylere orada da dikkat etmek lazım. Buradaki risk unsurları tabii ki taşıma sırasında herhangi bir ürün zarar görüyor mu görmüyor mu bu ayrı bir sorun. Ancak bütün gıda güvenliği
risk açısından bakıldığında bütün risklerin bertaraf edilmiş olması lazım. Sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmak için. Bu anlamda internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin daha dikkatli olması lazım. Ürünü alırken tabii ki görsel üzerinden bir beğeniyle alıyorlar. Orada ürünün içeriği, kim tarafından üretildiği, üreticinin kayıtlı olup olmadığı konularına mutlaka dikkat etmediler. Ürün teslim sırasında taşıma aracına da dikkat etmediler. Nasıl teslim edildiğine, üründe herhangi bir bozulma, deformasyon tespit etmişlerse ürünü reddetmediler, almamadılar. Eğer kapalı ambalajlı bir ürünse ürünü teslim alırken şartlı teslim almadılar. Eğer üründe herhangi bir bozukluk tespit ettilerse, herhangi bir şüpheleri varsa bununla ilgili ürünü iade etmediler, firmayla kontak kurmadılar. Bir hile olduğuyla ilgili şüpheleri varsa da Alo 174 hattından bakanlığa, ilgili bakanlığa, Tarım Orman Bakanlığı'na durumu iletmediler diye düşünüyorum. Tüm ürünlerde ürünün özelliğine göre değişik katkı maddeleri kullanılabilir. Bunlar tatlandırıcılar, renklendiriciler, raf ömrünü uzatmak için koruyucular olabilir. Bu tür katkı maddelerinin zararlı olup olmadığı ile ilgili aslında mevzuatımızda ürünün içerisinde hangi ürün ise ne kadar katkı maddesi kullanılacağı aslında belirtilmiş. Firmanın ürünlerinde bu limitlere, bu dozlara uyuyor mu uymuyor mu? Asıl olan budur. Eğer uymadığı ile ilgili bir şüphe varsa, olduğundan çok daha farklı bir görüntü oluşmuşsa, müşteride bir şüphe uyandırıyorsa onunla ilgili de yine bakanlığın Alo 174 hattına ya da yakınlarında ilgili birim varsa oralara bu konuyu iletmeleri gerekir diye düşünüyorum. Yoksa katkı maddeleri kötüdür diyemeyiz. Sonuçta bunlar yasal olarak izin verilmiş, limitlerine uyulduğu sürece kullanılabilen şeyler. Evet. Şöyle, ben bir tüketici olarak her şeyden önce ürünü görüp orada belli kendimce kalite kontrolünü yapıp öyle alırım. Güvendiğim, bildiğim yerden alırım. Belli noktalara dikkat ederek alırım.